24 yıldır uygulanan sistemin kendisi ağır bir tecrit sistemi. Özel bir mapushane sistemi kurulmuş. Dış dünya ile bütün bağları koparılmış. Var olan yasaların el verdiği ne yazık ki şeyler de uygulanmıyor. Yasal prosedürler de uygulanmıyor. Bu ağırlaştırılmış tecritin artık tamamen iletişimin koparıldığı, hiçbir şekilde iletişimin olmadığı bir hale evrilmiş durumuyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu durumu tek başına işte Sayın Öcalan'ın birey olarak tecrit altına alınması olarak değerlendiremeyiz. Bir Sayın Öcalan'ın toplumla halkla, kendi halkıyla olan bağının koparılması. İkincisi de tabii düşüncelerinin, fikirlerinin kamuoyuyla paylaşılması, bağının kurulmasının önündeki en büyük engel olarak devam ettirilen bir sistem. Burada bu düşüncelerin toplumla buluşmasının ötesinde de toplumu da aynı zamanda psikolojik olarak baskı altına alan bir anlayış söz konusu. Kürt sorunun çözümünün bu ülkedeki pek çok meselenin çözümünden geçtiğini, çözümüne yol açacağını, önünü açacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani 100 yıllık cumhuriyetin Kürtlere dönük bakış açısı, Kürtleri yok sayma, Kürt halkının taleplerini dikkate almama ve bundan sonra da yeni yüzyıla giderken de bu politikaların, bu anlayışın devam edeceğine öngören bir yaklaşım bu. Dolayısıyla şimdi bu dönemde tecridi buradan bağımsız olarak da düşünemeyiz. Yani tecrit politikasının bu kadar ısrarlı sürdürülmesi, Sayın Öcalan'la hiçbir şekilde iletişimin sağlanmaması, iletişim olanaklarının yaratılmamasının ardında en önemli mesele de Kürtlerin kendi geleceklerini belirleme sürecine de uluslararası düzlemde de bir müdahale söz konusu. Ve tecritsi yarattığı bu koşullar ister istemez gelecek dönemde de Türkiye halkları, Türkiye emekçileri ve bu coğrafyada yaşayan bütün toplumsal katmanları da etkileyen, geleceğini belirleyen bir süreç. Bu anlamda daha geniş çerçevede bakmak lazım. Fakat tecrit koşullarının son dönemdeki bu iletişimsizlik haline ilişkin çok daha ciddi adımlar atmak gerekiyor. Yani bunun işte Kürt kamuoyu, Türkiye demokratik kamuoyu, uluslararası bazı çevreler bunu gündeme getirmeye çalışsa da, buna dair işte bir toplumsal duyarlılık oluşturmaya çalışsa da bunun yeterli olmadığını ne yazık ki görebiliyoruz. Bu haliyle Türkiye Cumhuriyeti üzerinde çok güçlü bir toplumsal baskı oluşmuyor. Bu toplumsal baskıyı büyütmek gerekiyor. Türkiye'nin bu konuda hızlıca hem uluslararası sözleşmelere uyan hem de insan hakları çerçevesinde de Sayın Öcalan'ın kendi avukatlarıyla, ailesiyle görüşeceği bir zeminin oluşturulması gerekiyor. Tecrit halinin sürekliliği, tecrit halinin değişmemesi beraberinde de toplumda ister istemez negatif bir umutsuzluk hali yaratıyor. Devlet bile isteye bilinçli bir politikayla da bu umutsuzluk halinin kalıcı bir hale evrilmesi ve buradan da mücadele hattının geri düşmesini amaçladığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla hızlıca bu umutsuzluk halinden çıkmak ve yürütülen mücadeleyi çok daha geniş bir çerçevede yürütmek gerekiyor. Türkiye'de bu bahsettiğimiz demokratik kamuoyunun dışında daha geniş bir kamuoyu ve toplumsal kesime de tecrit politikalarını anlatmak gerekiyor. Ve Sayın Öcalan'a dönük özel hem onun şahsında hem de Kürt halkı nezdinde Kürt meselesine ilişkin bu çözümsüzlük halinden de çıkmak üzere
bir bilinç oluşturmak gerekiyor. Yani kamuoyu nezdinde bir bilinç oluşturmak gerekiyor. Daha önce de söyledik, tecrit politikaları tek başına Kürtleri etkileyen, Kürtleri vuran bir politika değil. Türkiye'nin diğer bütün toplumsal kesimlerini de birebir etkileyen, ilgilendiren ve geleceğini biçimlendiren bir politikadır. Devletin bütün gücünü, hem siyasal gücünü, hem ekonomik gücünü Kürt meselesinin çözümsüzlüğüne dayandırarak savaş siyasetini sürekli hale getiren, savaş siyasetini devam ettiren bir stratejiyle yürüttüğünü görüyoruz. Fakat bu haliyle yürümeyeceği, bu hali, bunun sürdürülebilir olma olasılığı da çok düşük. Savaş siyasetini yakıcı bir şekilde sürdüren Türkiye Cumhuriyeti, işte son 10 yılda içine girdiği ekonomik ve siyasal krizle boğuşuyor. Her ne kadar tek adam rejimi kendisini kalıcı hale getirmeye çalışırsa çalışsın, özellikle son birkaç yılda içine girilen ekonomik darboğaz ciddi anlamda hükümeti de devleti de sıkıştırıyor. Bunun içinde çeşitli arayışlar içinde olduğunu biliyoruz son dönemlerde. Ülke kaynaklarının hemen hemen hepsi satılmış durumda. Yani yeniden yaşamı üretebilecek kaynaklar bulma noktasında, o kaynakları değerlendirme yeteneği de olmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Fakat asıl olan aslında ülkenin geleceği değil, asıl olan hem tek adam rejimini sürdürmek hem de Kürt meselesinde çözümsüzlüğü dayatan ve bunun devamlılığını sağlayan bir bakış açısı var. Yani buradan asla vazgeçmeyen, asla taviz vermeyen pozisyonda. Hatta Kürt halkının Orta Doğu'da elde ettiği kazanımlardan da kazanımların da devamlılığını engellemek adına Türkiye'ye uluslararası çeşitli yapılarla da yer yer ittifaklar geliştiriyor, yer yer tavizler veriyor. Yani özellikle Rojava'da, Güney Kürdistan'da yürüttüğü siyaset, uluslararası güçlerle beraber yürüttüğü siyasette bu perspektife uygun bir şekilde devam ediyor. Sayın Öcalan'la iletişimin olduğu, diyaloğun olduğu, işte görüşüldüğü dönemler ve ya da ülkenin en krizli olduğu dönemlerde kendisiyle kurulan temaslarda, diyaloglarda geçici ateşkes süreçleri yaşanıyordu. İşte bu anlamda Sayın Öcalan uzlaşan demeyelim de en azından geri yer yer ülkede yaşayan halklar açısından değerlendirildiğinde bu tarz adımlar atan kararlaşmalar yaşanmıştı. Türkiye'nin kendini en sıkışık hissettiği dönemlerde de bu tarz görüşmelerle, bu tarz kararlaşmalarla aslında bir nebze o sorunların içinden çıkmaya çalıştığı dönemler oldu. Yani Türkiye'deki pek çok meselenin çözülebileceğini de bize gösteren süreçlerdir. Yani 2013-2015 süreci Türkiye'de bahar dönemi diye tanımlayacağımız bir süreçtir. En önemli dönemdir. Hem bu ülkede yaşayan farklı toplumsal kesimlerin kendilerini ifade ettiği, hem işte barış olasılığı olanağının güçlü olduğu bir dönem, dolayısıyla umut vaat eden bir dönemdi. Şimdi bu kadar kısa sürede oradan buraya gelmiş olmak, tabii ki bunu görmeyen bir devlet körlüğüyle açıklanamaz. Tam tersine burada siyaseten alınmış bir kararın sonucudur. Bu meseleyi tabii Türkiye devlet aklıyla tek başına açıklanamaz. Yani burada oluşabilecek olan bir barış süreci Orta Doğu'daki bütün dengeleri de değiştirecek olan bir şeydi. Beraberinde Orta Doğu'da bin yıllardır aslında tek rejimler tarafından yönetilen
ve baskılanan halklar için de umut vaat eden bir şey olacaktı. Dolayısıyla aynı zamanda da emperyalist güçlerin de Orta Doğu coğrafyasında eskisi gibi işte at koşturamadıkları, yönetemedikleri, yönlendiremedikleri bir dönem olacaktı. Bu meseleye sadece Türkiye açısından bakmıyoruz. Bu mesele hakikaten uluslararası bütün güçlerinde ortak karar verdikleri, konsensüse vardıkları ve barış sürecinin de Türkiye Cumhuriyeti eliyle son bulduğu bir süreçtir. Hiçbir şekilde hiç kimse tarafından, hiçbir kesim tarafından zikredilmesin, gündeme getirilmesin isteniyor. Gündeme getirildiği zaman buna ilişkin ülkede başka yerlerde, başka mecralarda konuşulacak. Yani üstünü örtmeye çalıştığı, gizlemeye çalıştığı, kapatmaya çalıştığı, yok saymaya çalıştığı bir durum bu. Unutturmaya çalıştığı bir durum. Şimdi bu unutturmaya çalıştığı duruma dair başka bir mahalleden biri söylese bile cezalandırıyor. Yani hatırlatıyor devlet orada kendi gücünü, sopasını onun da üstünde kırıyor. Yani bu meseleye dair hiç kimseye söz hakkı tanımıyor. Bu büyük korku imparatorluğunun yarattığı sonuçlar. Dolayısıyla hani tecritin boyutları açısından bizi durumun realitesini çok net gösteren bir şey. Sayın Öcalan'a dair işte sadece Kürt siyasetçiler, sadece Kürt halkı, işte Türkiye'deki devrimciler söz kurduğunda o devletin sopasıyla karşılaşmıyor. Aynı zamanda başka bir cenahtan birileri de bu sözü kurmaya başladığında ona da sopasını gösteriyor. Bunun için de yani bu susturma haline karşı da işte Merdan Yanardağ elbette ki işte direkt tecrit karşıtı bir söylemi yok tabii. Bu tecrit koşullarını dillendirdiği için bugün bununla karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla her bu meseleye dair söz kuranı da sahiplenmek gerekiyor. Yani daha fazla, daha güçlü söz kurabilsinler, daha rahat söz kurabilsinler. Söz kuranların sayısı çoğalsın diye bu siyasetin karşısında durmak gerekiyor. Biz zaten hani her gün o baskıyla karşı karşıyayız. O tecritin kırılmasının bir yolu da bu zaten. Daha çok konuşmak, daha çok dile getirmek, daha çok yazmak, daha çok insana ulaşmak, daha çok kişiye anlatabilmekten geçiyor. Evet, çeşitli diplomatik görüşmelerle, Avrupa'da özellikle işte sokak eylemlilikleriyle, uluslararası kurumların işte kapılarının aşındırılmasıyla tecrit Avrupa'daki kamuoyunun gündemine sokulmaya çalışıyor ama yeterli değil. Bugün bile tecrit siyasetini Türkiye bu kadar rahat yürütebiliyorsa, üzerinde herhangi baskı hissetmiyorsa, Türkiye'ye herhangi bir yaptırım yapılamıyorsa, bu biraz da batıdaki hükümetlerin, yönetimlerin Türkiye'ye verdiği tavizlerden kaynaklanıyor. Türkiye'ye yol vermesinden kaynaklanıyor. Yani Batı kamuoyunu evet bu mücadelenin bir yerine çekmek mümkün ama o kamuoyunun çok daha geniş olması gerekiyor ki hükümetler üzerinde de bir etkileri, baskıları olsun. Bir de tabii asıl mücadele içeriden yürütülecek. Yani dışarıda dostlarınızı, yoldaşlarınızı çoğaltabilirsiniz. Birlikte mücadele edeceğiniz yeni kanallar bulabilirsiniz ama asıl mücadele buradan olacak. Yani bu topraklardan olacak. Şu anda psikolojik olarak bir üstünlük elde etmiş durumda. Dolayısıyla bence hani tecrit siyasetine karşı, tecrit siyasetinin boşa düşürülebilmesi için önce bizim kendimizin tecritten çıkması lazım. Çünkü biz de tecrit altındayız şu anda. Biz kendi tecritimizi kıramasak ne yazık ki ne Sayın Öcalan'ın tecritini kırabiliriz, ne diğer cezaevlerindeki var olan tecriti kırabiliriz. Önce bu şeyden sıyrılmamız, kurtulmamız gerekiyor. Tarihsel olarak da hayat bize gösterdi. Sokakta, sahada, alanda, kitleyle, halkla, binlerle yan yana geldiğimizde zaten
hem birbirimizi güçlendiriyoruz hem de sisteme karşı nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz.